Amerika bildiğiniz gibi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetlerin özellikle Orta ve Doğu Avrupa'da yayılmacılık hareketini önlemek için bir çevreleme, bir kuşatma İngilizce tabirle containment politikasını başlattı. Ve Sovyetler Birliği'ne yakın olan ülkelerle askeri ve ekonomik ilişkilerini güçlendirme yoluna gitti. Tabii Türkiye bu bakımdan çok önemli bir konumdaydı. Bu ilişkilerinin başlaması Türkiye bakımından da şu açıdan önemliydi. Türkiye'de o sırada Sovyetlerin tehditlerine maruz kalıyordu açıkçası. Üç büyüklerin toplantılarında Yalta'da vesaire konuşulan bu Montreux Boğazlar geçiş konvansiyonunun değiştirilmesi yolundaki istekleri. Türkiye bunlara olumlu bakmıyordu ve bunları bir tehdit unsuru olarak görmeye başladı. Ondan sonra tabii bir de Sovyetlerden Kars ve Ardahan'da toprak talepleri, işte Boğazlar'da üs istemi vesaire bir araya gelince bu Sovyet tehdidi giderek büyüdü. Ve o bakımdan Türkiye, Amerika'nın da işte demin de dediğim gibi bu çevrelme politikasını kendisi için de uygun bir araç olarak gördü ve iki ülke arasında bu yakın ilişki başladı. Tabii o dönem çok kritik. Belki en önemli noktası 1947'deki Truman Doktrin dediğimiz, Başkan Truman'ın Kongre'de Yunanistan ve Türkiye'ye yardım konusunda yaptığı bir konuşma var. Esas Yunanistan'ı ele alıyor fakat Türkiye'de yardımından bahsediyor. Az da olsa pay olarak. Önemli bir gelişme, Türkiye o sırada zaten Amerika'dan da yardım talep etmeye başlamış, ekonomik yardım vesaire. Bu Truman doktrini Türkiye açısından da olumlu karşılanıyor. Ve iki ülke arasında böyle gayet önemli bir ittifak, hani sonradan stratejik ortaklık falan diye tanımlanacak olan ortaklığın ilk şeyleri atılmış oluyor, adımları. Şimdi bu birinci önemli dönem bence Türk-Amerikan ilişkilerinde. İkinci önemli dönem Soğuk Savaş yıllarından konuşuyoruz yine. 1960'lı yıllarda Kıbrıs sorununun ortaya çıkması, Kıbrıs sorunu ve hatta Türk-Yunan ilişkilerindeki sorunların ortaya çıkması ve burada her iki ülkenin hem Yunanistan'ın hem Türkiye'nin yanlarına Amerika'yı almak istemeleri, kendi aralarındaki anlaşmazlıklarda Amerika'nın da iki tarafa da fazla yanaşmayıp hani bu işi uzaktan idare etmeye çalışması, fakat pek başarılı olmayan bir çalışma bu. İşte 64'te, 63'te Kıbrıs'taki Türk toplumuna karşı yöneltilen saldırılar, buna karşı Türkiye'nin işte uçaklar havalandırıp Kıbrıs üzerinde gezdirmesi vesaire. Fakat tabii en can alıcı nokta bu meşhur dillere dolunan Johnson mektubu. Yani Johnson mektubu 64 yılında Başkan Johnson'un Başbakan İnönü'ye gönderdiği bir mektup. İçinde değişik konulardan bahsediyor, 5-6 kalem. En önemlisi, siz Kıbrıs'a müdahale edersiniz ve o sırada Sovyetler size bir saldırıda bulunursa biz yani Amerika ve NATO olarak belki sizin korunmanızı garanti edemeyiz diyor. İkinci önemli noktası da Kıbrıs'a bir müdahaleye karar verirseniz burada Amerika'nın Türkiye'ye verdiği silahları kullanamazsınız diyor. Tabii bu Türkiye açısından çok ağır bir mektup oldu. Türkiye'de hatta Amerikan karşıtlığının başlangıcı noktası da denilebilir. Başbakan İnönü de bunu kabul etmedi. Bizim yaptığımız hareket oradaki Türk toplumunu kurtarmak için yapılmış bir harekettir. Biz istilacı bir ülke değiliz falan dediyse de aynı zamanda Washington'da o güne kadar pek ortalıkta gözükmeyen bir Rum lobisi ortaya çıktı. Bu Rum lobisinin özellikle Amerikan Kongresi üzerindeki baskıları sonucunda giderek bir Türkiye aleyhtarı hava Amerika'da da esmeye başladı. Yani 60'lı yıllarda. Fakat bunun en önemli noktası tabii 74'te Türkiye'nin Kıbrıs'a yaptığı askeri müdahale. Bunun sonrasında da Amerika'nın Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosu.
Yani bu Türkiye tarafından anlaşılacağı gibi hiç kabul edilebilecek bir şey değildi. Ve bence Türk-Amerikan ilişkilerindeki en büyük kırılma noktalarından bir tanesidir. Bu silah ambargosunun konulması. Çünkü Türkiye Amerika'yı dost bir ülke olarak biliyor. Bir dosttan da beklenmeyecek bir hareket bu. Şimdi 74, evet, ambargo konuluyor. 78'e kadar devam ediyor. Bunun karşılığında Türkiye'de İncirlik dışında kalan Amerikan üslerindeki faaliyetlerin yapılmasına son veriyor. Yani Türkiye'deki Amerikan Sinop'ta, işte Karamürsel'de, şurada burada olan Amerikan üslerinin geçimsizlik yaşandığı diyelim bir ortamdayız. Johnson'dan sonra Başkan Ford kendi işte şeyini kullanarak, inisiyatifini kullanarak bu ambargoyu kaldırmaya çalıştı. Gayet şey yaptı, olmadı, başarılı olmadı. Neticede ambargo Başkan Carter'ın döneminde kaldırıldı. Fakat bunun izleri tabii günümüze kadar devam ediyor. Özellikle Türkiye'de askerler yönünden bu Amerikan ambargosunun çok olumsuz etkileri vardır. Şimdi Soğuk Savaş'taki son önemli dönüm noktası da herhalde tam Soğuk Savaş'ın sona erdiği sırada Birinci Körfez Savaşı'dır. Orada Türkiye'de Cumhurbaşkanı olarak bulunan Turgut Özal biraz da kendi girişimi, kendi düşünceleri çerçevesinde hareket ederek Türkiye'yi Amerika'nın bu Irak'a yaptığı müdahalede, Birinci Körfez Savaşı'ndan bahsediyorum. Amerika'nın yanında olmayı şey yaptı, Amerika'nın yanında olmayı başardı diyelim. Amerika buna memnun oldu. Türkiye'de bunun çok yansımalar oldu vesaire. Fakat Türk-Amerikan ilişkilerinin olumlu bir yönde gelişmesi için atılmış bir adımdı Türkiye tarafından. Bunun da sonuçlarını 90'lı yıllarda değişik olaylarda gördük. İşte Baku, Ceyhan, boru hattının kurulması vesaire. Yani bu üç önemli dönüm noktası olarak ben herhalde bunları sayabilirim. Kore Savaşı ilginç bir olay tabii. Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye bugünkü tanımlarıyla kullandığımız yaptığı bir harekatla başladı. Buna önlemek ve karşı koymak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar aldı. Kuzey Kore'yi bu harekatında Sovyetler ve Çin destekliyordu. Buna karşılık işte Birleşmiş Milletler'de çok geniş kapsamlı bir koalisyon kuruldu diyelim, Güvenlik Konseyi'nden başlayarak ve orada bu Kuzey Kore'nin yaptığı harekatı durdurmak için bir askeri birliğin oluşturulmasına karar verildi. Türkiye de buna ilk katılan ülkelerden bir tanesiydi. 4500 kişilik bir birliği Kore'ye gönderdik. Orada askerlerimiz çok kahramanca savaştı, çok şehit verdik vesaire. Tabii o bakımdan ne tere bir trajik olaydır Türkiye açısından. Fakat Türk-Amerikan ilişkilerine çok olumlu etkilemiştir. Yani bir kere Amerika'da basın Türk askerlerinin orada gösterdiği kahramanlık konusunda uzun boylu yayınlar yaptılar. Hatta bu yani yıllar devam etti. Ben Amerika'da öğrenci olarak gittiğimde yıllarda bile bu konuşulan bir konuydu. Üzerinde durulan konulardan bir tanesi Amerika'da basının Çinlilerin eline düşen askerlerin yani Birleşmiş Milletler'e bağlı askerlerin çoğunun işte Çinlilerin işkenceleri filan sonucunda işte biz suçluyduk, şuyduk, buyduk diye kendilerini kurtarmak için itiraf diyebileceğimiz bir şey. Türk askerlerinin hiçbirisinde böyle bir şey görülmemiş. Yani çeşitli işkenceler altında kalsalar bile bunu kendi şeylerine ne diyelim ihanet etmemişler. Bu Amerika'da çok olumlu yankılar uyandırmıştır. Hala yani bu Kore Savaşı'ndaki Türk askerlerinin kahramanlığı falan konuşulur. Savaşın yani bizim Kore'de savaşa katılmamızın tabii başka sonuçları da oldu. Bir kere orada Türk askerleri, Türk generalleri Amerikalı meslektaşlarıyla beraber hareket ettiler. Orada bir dostluk ortamı oluştu vesaire. Onun ötesinde işte oradaki birliklerimizin diğer ülkelerin birlikleriyle bir kısmı NATO'dan, bir çoğunluğu NATO ülkelerinden beraber çalışmasının tabii
bizim askeri gücümüz bakımından da yararlı sonuçları oldu. Türkiye'de tabii bu başka sonuçlar yarattı. Türkiye'de zaten Kore'ye asker gönderme kararı mecliste işte bir şey olarak geçti. Hani Menderes hükümetinin, ondan sonra işte DP iktidarın vesaire desteklediği hareketler olarak görüldü. Muhalefet oldu. Türkiye'de sol muhalefet buna karşı çıktı filan. Fakat genelinde baktığınız zaman tabii oraya giden askerlerimizin, dediğim gibi, 4500 kişinin yüzde kaçı orada şehit oldu bilmiyorum ama çoğunluğu galiba şehit oldu. O tabii hep hatıralarda yaşayan bir olaydır. Ama dediğim gibi bu Türk-Amerikan ilişkileri ve Türkiye'nin Amerika'daki imajı açısından ve Kore Savaşı'nın olumlu etkisi olmuştur demek lazım. Füze krizi şu şekilde ortaya çıktı. Küba, bildiğiniz gibi, Amerika'ya çok yakın bir yerde coğrafi bakımdan. Yani Florida'dan hemen hemen işte bilmiyorum kaç mil tam olarak ama hani bazen küçük sandallarla bile gidip gelindiği olmuştur. O kadar fazla uzak bir yer değil. Burası Küba ile Amerika'nın arası bozuldu. Küba giderek önce sosyalist, sonra bayağı bir komünist rejimle Fidel Castro'nun yönetimi altında ve Sovyetlerle de çok yakın ilişkiler kurdu. Sovyetler Türkiye'de konuşlandırılan bu meşhur Jüpiter tipi füzelere karşılık olmak üzere kendilerince herhalde Küba'da da füze göndermeye karar verdiler oradaki konuşlandırmak için. Bu 62 yılında oluyor. Başkan Kennedy yeni şeye gelmiş, başkanlığa gelmiş. Daha pek deneyimi falan da yok, tecrübesi de yok bu işlerde. Ancak hazin bir şekilde sonuçlanan bir Kübalılardan oluşturulan birlikle Küba'ya çıkarma yapma olayı var. Tabii onlar geri püskürtülmüş bu insanlar ve hepsi çoğunluğu yakalanmış filan. Yani durum çok gergin. Bu ortamda Sovyetler, yani Nikita Kuruçev, o zaman Sovyetlerin başındaki lider, Küba'ya füze göndermeye karar veriyor. Ve bu füzeler işte Sovyet gemilerine yükleniyor, yola çıkıyor, okyanusa geliyor. Amerika buna nasıl bir karşılık verecek konusu Washington'da çok hararetli görüşmelere yol açıyor. İşte başkan, danışmanları, kardeşi Robert Kennedy, şu bu vesaire, bunlar günlerce, saatlerce toplantılar yapıp nasıl cevap verileceğini konuşuyorlar. Bu Sovyetlerin bu kadar Amerika yakınlarında füze tesisleri kurmasına karşılık. İşte bazı bu gemileri yollarda durdurup batıralım, bazı işte adaya çıktıktan sonra bunları ortadan kaldıralım. Bir kısmı da bunları Türkiye'deki bizim kurduğumuz Jüpiter misillerini ortadan kaldıralım. Ona karşılık Sovyetler de bu füzeleri kurmazlar Küba'da tezine müdafaa ediyorlar. Sonunda o tez kazanıyor ve bir takım gizli görüşmeler de yapılıyor Amerikan yetkilileriyle Sovyet yetkilileri arasında. Neticede Türkiye'deki İzmir civarında konuşlandırılmış olan bu Jüpiter füzelerine kaldırılması, işte ona karşılık Sovyetlerin de Küba'da yerleştirecekleri, daha pek yerleştiremedikleri ama yerleştirecekleri, Küba'ya çıkardıkları, onlar vazgeçmesi sonucu bir karşılıklı bir şey oluyor. Şimdi bu Türkiye'de yine olumsuz etkiler yaratıyor çünkü Türk hükümeti, bizi bu son pazarlıklardan haberdar değildik. Hiç olmazsa bize sorulması gerekirdi. Bu, çünkü Jüpiter füzeleri bizim de güvenliğimiz için önemliydi şeyinde. Amerika'ya bayağı bir eleştiride bulunuyorlar. Amerikalılar, bu Jüpiterler çok eski model. Artık zaten bunları siz de kullanmayacaktınız yakında. Bundan sonra Polaris denilen füzeler, denizaltılardan atılan, onlarla bu işleri biz yürüteceğiz. İşte onun için fazla üzülmeyin falan. Ona getirdiler galiba o işi biraz ama o da tabii Türkiye'nin pek tatmin olmadığı bir şeydir. Ve işte tarihe de böyle meşhur Küba krizi ve Jüpiter füzeleri olarak geçmiştir.